Gündelik hayatta elektrik, doğalgaz ve temel gıda fiyatlarına zamlar gelmeye devam ederken, geçtiğimiz ve gelecek olan Ramazan ayı arasında fiyatlarda fahiş bir artış yaşandı. Vatandaş bu zamların Ramazan ayı içerisinde gelmeye devam edeceğini öngörüyor. Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşlar market raflarında fiyatların artarak yansıyacağı yönünde hemfikir. Zamlar şimdiden yapılmaya başladı zaten. Sorun yok yani. Değişen bir şey olmayacak. Daha fazla artacak fiyatlar. Ramazan'da şimdi zaten belirlenmiş bir enflasyon var. Fed'in faiz kararından sonra da ben birazcık daha artış olabileceğini düşünüyorum. Çünkü dolaylı yoldan Ukrayna ve Rusya savaşında Fed 2018 Kasım ayından beri 25 baz puan arttırdı. Tabii bunun da bize bir etkisi olacağını düşünüyorum. Hükümetin şu anda faizi indirme çabası da var bir yandan. Bunu da göz önüne aldığımız zaman Ramazan'da fiyatların ben artacağını düşünüyorum açıkçası. Bugün olduğu gibi yarın da yükselmeye devam edecek. O inançtayız. Duracağına da inanmıyorum tabii. Fiyatlar yükselecek. Alım gücü zaten düşük. Halk istediği gibi alıp yiyemeyecek. Olacak olan budur yani. Vatandaşlar bu pahalılıktan dolayı şikayetçi olurken yetkililerden en azından fiyatları Ramazan ayında düşürmelerini istiyor. Tahıl ürünlerinde fiyatlar artacak çünkü Rusya ile Ukrayna savaşında gerçekten kötü etkilendi. Ama diğer fiyatlar artacağını düşünmüyorum. Sadece tahıl yönünden bu şey olacak, artacak fiyatlar. Fiyatlar biraz daha pahalanacak gibi düşünüyorum. Özellikle gıda sektörü, gıda ve bu sebze meyveler, onlar bayağı bir yükselişe düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum da yükselecek. Bunun karşısında nasıl durmalı? Daha da indirilmesi lazım. Yani bunun siyasi mi, ekonomi ne olduğunu. Bir de savaş çıktı. Savaştan dolayı biraz daha etkisi olur tabii. Yapacak ona bir şey yok, bir şey diyemeyiz. Keşke inşallah indirim olsun Ramazan'dan dolayı da ben zannetmiyorum. Biraz daha yükselir diye düşünüyorum. Özellikle bu rantçılar. Bu indirim pek etki olmadı. KDV indirimi pek etki olmadı. Öyle diye düşünüyorum görüşüm. Kimi vatandaşlar da market fiyatlarını normal karşılarken bu Ramazan'ın ülke genelinde güzel geçeceği yönünde öngörülerini belirtti. Şöyle dünyaya bakmak lazım. 35 sene Amerika'da yaşadım ben. Yeni geldim Kanada'dan. Son 4 ay önceki 88 centlik benzin fiyatı şu anda 2 dolara yaklaşmış durumda. Yani dünyada pandemi denilen bir olay var. Bu tabii tüm dünyayı Amerika gibi bir ülkeyi de etkilediği gibi Türkiye'yi de etkiliyor. Dolayısıyla pahalılık her tarafta var. Bunları görmek lazım. Bunları tabii şu anki hükümetin suçu diye bakmamak lazım. Dünyaya bakmak lazım değil mi biraz? Dünyanın her tarafında aynı. Yani bizler şu anda burada konuşurken Amerika'da da aynı insanlar aynı pahalılıktan bahsediyorlar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyoruz. Fiyatları çekeceğine eminiz. Bir de şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı. 330 gram pide 3000 TL diye. Tabii daha aşağı çekileceğine eminim ben. Ramazanlık çok güzel geçecek. Bütün ülkemiz Ramazanlık güllük gülistanlık olacak yani.